Ben Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini, yani Mektebi Mülkiye'yi 1961 yılında bitirdim. Mülkiye'de öğrenciyken mali şubeyi tercih etmiştim. O zaman 3 şube vardı. Harici şube, maliye şubesi ve idari şube diye. Fakat mali şubeden mezun olduktan sonra, okulu bitirdikten sonra ne olacağımıza dair öyle bir kesin kanaatimiz veya projemiz yok idi. Yalnız son sınıfta bir gün okulun ilan tahtasında el kadar bir ilan gördüm. Muhtemelen bir gazeteden kesilip oraya asılmıştı. Ve Maliye Teftiş Kurulu'na müfettiş muavini alınacağına dair bir ilandı. Ve bu ilan hala öyle midir bilmiyorum. İşte Maliye Teftiş Kurulu'ndan maliye müfettiş muavini alınacaktır diyor ve devam ediyordu. Maliye müfettişliği bir yetişme ve yükselme mesleğidir. O anda maliye müfettiş olmaya karar verdim. Fakat tam bu sırada başka bir gelişme oldu. O zaman Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin genç parlak hocalarından Tuncer Bulutay, ki yine Mülkiye'nin meşhur hocalarından Sadun Aren'in asistanıydı, bana aynı kürsüde asistanlık teklif etti hocası adına, yani Sadun Bey adına. O bugünün şartlarında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi bir okulda, hele Sadun Aren gibi bir hocanın asistanı olmak da çok cazip bir alternatifti. Dolayısıyla benim gönlüm biraz o tarafa kaydı. Fakat şimdi ayrıntısına giremeyeceğim nedenler dolayısıyla bu asistanlık işi gerçekleşmedi. Ama ben de Temmuz ayında açılan teftiş kurulu sınavlarını kaçırmış oldum. Ondan sonra sonbaharda ikinci dönem sınavları beklemeye başladık. Fakat bu sınavlar da gecikti ve biz dolayısıyla 1962 senesinin Şubat'ında çok istisnai bir biçimde kış ortasına açılan bir sınavla Maliye Teftiş Kurulu'na girdik. Sırasıyla ben, Biltekin Özdemir ve Orhan Süzen Beyler efendim maliye müfettiş muavini olduk. Tabii yani maliye müfettişliği çok seçkin, çok istisnai bir meslektir. Fakat maliye müfettişliği bence mesleğinde benim kanaatimce en önemli dönem yardımcılık dönemi. Yani maliye müfettiş muavinliği dönemidir. Dolayısıyla maliye müfettişliğine girilirken de çok seçici olur heyet, bunu biliyoruz. Ve yetiştirme döneminde de çok dikkatli olunur. Fakat ben hani sırası gelmişken bir de genç maliye müfettiş muavinlerinin yetiştirilmesinde nelere dikkat edilmelidir veya alınırken derken aklıma gelen bir iki hususu da bu vesileyle belirtmek istiyorum. Bunlardan birincisi, heyete genç maliye müfettiş muavinleri alınırken bu arkadaşların efendim edebiyat, resim, müzik, tiyatro gibi bir sanat dalında yetenekli olmalarına veya hiç olmazsa hevesli olmalarına dikkat edilmesinde yarar görüyorum. Veyahut da meslekleri boyunca bu istikamette teşvik edilmelerine. Çünkü çağımızda insanların belli bir meslekte bulunan ve o meslekte yükselme iddiası olan insanların hobi mahiyetinde ikinci bir meşgalelerinin olmasında yarar görüyorum. Bunun da en doğru yolunun sanat olduğunu düşünüyorum. Buna bir dikkat edilmelidir diyorum. İkincisi, bence mali müfettiş muavinliği tabii çok zor, çok meşakkatli, çok yetiştirici bir meslektir. Onda hiç şüphe yok. Zaten rutin teftiş alışkanlıkları size belli bir kalite, belli bir nitelik kazandırır. Fakat benim meslek hayatımda en çok faydalandığım husus basit rapor yazma alışkanlığım oldu. Basit rapor, biliyorsunuz, bir mali müfettiş muavininden meslek dışı veya mali müfettişinden meslek dışı, yani rutin meslek dışı bir yaratıcı bir efendim hizmet beklemesi olayıdır. Ben bunun yararını çok gördüm. Yani mali müfettiş muavinleri yetiştirirken bu istikamette teşvik edilmelerinde de yarar görüyorum. Üçüncüsü, artık çağımızda mesleğinde iddialı olan herkesin mutlaka bir Türkçe dışında lisan bilmesi gerekiyor. Bu çerçevede yani mali müfettiş muavinlerine müfettişlik döneminde mutlaka bir lisan öğretilmesi konusunda hem yardımcı olması lazım, hem teşvik edilmeleri, hatta zorlanmaları lazım. Ondan sonra mutlaka mesleğin ilk şeylerinde, yıllarında lisans üstü eğitim imkanı, mümkünse yurt dışında lisans işi, yurt lisans şey lisans üstü eğitim yapmalarının sağlanmasında yarar görüyorum. Şimdi
bu maliye müfettişin yetişmesiyle ilgili düşüncelerimiz tabii. Tabii biz maliye müfettiş muavini olur olmaz bir hatırayla devam edeyim. Böyle bir tarihi silsile içinde geldi benim aklıma bütün olaylar. Biz İstanbul'a gittik. O zaman maliye müfettiş muavinleri Ankara'da tutulmazdı. İzmir'e de gönderilmezdi. İstanbul'a gönderilirdi. Daha büyük şehirde, daha efendim, geniş imkanlar içinde yetişebilsinler. Ve Ankara'da klasik bürokrasik mekanizmanın dışında kalsınlar diye. Çünkü genç bir maliye müfettişini Ankara'da görevlendirdiğiniz zaman kendisini çok istihdami bir meslek edinmiş olarak gören bu genç müfettiş adayı müsteşardan başlayan genel müdürler, genel müdür yardımcılarla devam eden bir hiyerarşik yapılanma içinde biraz o kendisine olan güven duygusunu edinmekte zorlanabilir diye herhalde başka neden göremiyorum. İstanbul'a gönderirlerdi. Sonra bir de İstanbul'da işin gereği çok daha değişik konularda yetişme imkanı olurdu. Onun için İstanbul'a giderdik ve biz de İstanbul'a gittik. Bu konuda ilginç bir hatıram var. Bir gün biz Ağaçırağı Sokak diye bir sokak vardı. Taksim'in hemen altında Kazancı yokuşunun orada bir evde kalıyorduk 3-5 arkadaş. Bir yağmurlu günde veyahut da bulutlu bir günde hızla aşağıya ana caddeye, yani o deniz kenarındaki caddeye indim. Fındıklı oluyor galiba oraya, Fındıklı'ya indim. Orada tam trolebüse binerken yağmur başladı. Fakat ben paraşütü giyme imkanım olmadı. Gittim efendim bir şeye oturdum, koltuğa oturdum. Yanımda da böyle yaşlıca ufak tefek bir zat oturuyor. Tabii burada benim mülkiye rozeti var. O mülkiye rozetini gördü. İstanbul'da da mülkiye rozeti çok tanınmıyor. Yani bazı genç kızlarla falan karşılaştığımızda lacivert ve sarı renklerden etkilenerek Fenerbahçe rozeti mi diye de soruyorlardı falan. Fakat bu zat hafif döndü falan. Mülkelisiniz galiba dedi. Ben de yani İstanbul gibi yerde genç bir mülkiye mezunu olarak rozetimin tanınmış olmasından biraz hafif gururlandım. Biraz kibirlendim de belki falan. Öyle böyle hafif küçümser bir edayla tabirimi mazur gören evet dedim. Bu zat da ne kadar güzel, ben de 1929 yılında mektepten mezun olmuştum deyince, o zaman üç düğmeli ceketler vardı. Ben hemen üç düğme ceketin üst düğmesini ilikledim. Ne de olsa mülkiyeden bir ağabeyimiz. Ama ben maliye müfettiş muavini olarak kendimi o kadar yukarılarda, o kadar istisnai bir pozisyonda görüyorum ki, yani yine de kendime bir üstünlük payı tabiri caizse, yani utanarak söylüyorum bunu ama ayırıyorum filan. Sonra dedi, talebe misiniz dedi, hayır mezunum dedim. Nerede çalışıyorsunuz dedi. Maliye müfettiş muaviniyim demek biraz hafif geldi. Maliye Teftiş Kurulu'nda dedim. Bu zat da ya ne kadar ilginç. Ben de 1950'li 40'lı yılların sonunda o kurulun başkanıydım dedi. Allah rahmet eylesin Faik Ök'teymiş. Ben 3 düğmeli ceketimin son 2 düğmesini de ilikledim. Ve ondan sonra artık meslek hayatımda hiçbir zaman kibirlenip gururlanmamaya dikkat ettim. Ne zaman sorarlarsa ne iş yapıyorsun? Maliyede memurum derim. Bunu müsteşarken de öyle yaptım. Hatta bazen benim hanım bundan rahatsız olur filan. Sen niye efendim ünvan ve makamını belirtmekten bu kadar çok kaçınıyorsun diye. Sonra bu hikayeyi anlatınca anladı tabii. Şimdi bu tabii maliye müfettişliği efendim görevinde önemli şeyler yaptığımız inancıyla her zaman hareket ettik. Bunun tabii zor tarafı, o zaman imkanları son derece kısıtlı olan ücra Anadolu kasabalarında efendim uzun süre benim otelin olmadığı, doğru dürüst lokantanın olmadığı, efendim aşırı sıcak efendim ve konforun hemen hemen yok derece olduğu yerlerde her yaz 4-5-6 ay görev yapma zorluğudur şeyde. Ama bunun neticesinde yetiştiricilik boyutu inkar edilemez. Çünkü diğer merkez memurları her zaman için müfettişlerinin niye daha farklı bir pozisyonda olduklarını merak ederler. Ve bunu biraz da hazımda güçlük çekerler ama o kahrı çekmeden, o zahmeti üstlenmeden ve Anadolu'yu ve Anadolu insanını tanımadan efendim 15-20 sene efendim Ankara'da merkezde görev yapıp ondan sonra makam mevki sahibi olduğunuzda görevinizi sağlıklı bir şekilde efendim kavramak ve yorumlamak zorluğuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Halbuki Anadolu'yu ve Anadolu insanını tanıma imkanı verir müfettişlik mesleği insana. Dolayısıyla ileride önemli görevler üstlendiğiniz zaman bu yanınızla biraz farklı ve üstün konuma gelirsiniz. Onun bu boyutunun da ihmal edilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii benim mali müfettişliğim kısa sürdü. Yani muavinlikten sonra lisansüstü eğitim için yurt dışına gittim. Geldim askere gittim, geldim lisansüstü eğitime gittim. Ondan sonra hemen şeyde göreve başladım. Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde genel müdür yardımcısı olarak göreve başladım. Ondan sonra işte kader bizi genel müdür yardımcısı, genel müdür baş yardımcısı, genel müdür müsteşar olarak şeye sürükledi. Bu bürokratik kademelerde yukarıya doğru sürükledi. Ama yani her bürokratik kademede Maliye Müfettiş Kurulu'nda edinmiş olduğum bilgi ve deneyim birikimi benim en büyük yardımcım oldu. Yani ben maliye müfettişi olmasaydım o geldiğim görevlerde başarılı olur muydum? Olurdum ama mutlaka belli bir ölçüde bir eksiği kalırdı diye düşünüyorum. O bakımdan her zaman için kendimi Maliye Teftiş Kurulu'na ve Maliye Teftiş Kurulu'nda geçirdiğim sürelere borçlu hissetmişimdir. Tabii bu arada başka anekdot meslek hayatıyla ilgili ben maliye müsteşarı oldum. Çok taze bir maliye müsteşarıyım. Bir de hemen ifade edeyim. Ben tarihte yani Cumhuriyet tarihinde Cemal Yeşil Beyefendi'den sonra en genç maliye müsteşarıyım. 19. senemde yani mesleğe girdiğim 19. senesinde maliye müsteşarı oldum. Bir gün bütçede benimle çalışan arkadaşlardan birisi bir iş vesilesiyle yanıma geldi. Ben de ona birkaç gün önce verdiğim bir işin ne olduğunu sordum. O da daha önce birlikte çalışmış olmamızdan aldığı cesaretle dedi ki Üstad müsteşar olduğunuz çok çevindik ama burada önemli görevler yapacağınızı da biliyoruz. Ondan da eminiz. Ama biraz fazla acele etmiyor musunuz diye biraz cesurca bir şeyde bulundu. Beyanda bulundu. Ben onun önüne bir liste koydum. Bu listede 1971 ila 1981 arasındaki 10 yıllık dönemde maliyede müsteşarlık yapmış 9 veya 10 isim vardı. Şimdi tam rakamı hatırlayamıyorum. Dedim ki bak 10 senede 10 müsteşar. Benim burada bir senelik bir ömrüm var bu makamda. Daha ilk meslek günlerimden bu yana aklımdan geçen şeyleri gerçekleştirmek için 12 ayım var. Arkadaş hemen fırladı. Anlıyorum üstad dedi. Gitti ve yarım saat sonra yazıyı getirdi önüme koydu. Ama Allah bana Cumhuriyet döneminin en uzun süreli müsteşarı olma şansını nasip etti. Galiba benim bu rekorum şimdiki müsteşar tarafından kırılacak. Öyle anlaşılıyor. 6,5 seneye yakın maliye müsteşarlığı yaptım. Ondan sonra tabii Kıbrıs'a büyükelçi olarak gittim. Yani benim bu maliye müsteşarından sonra Kıbrıs'a büyükelçi olarak gitmemde de işte yurt dışında lisansüstü eğitim yapmış olmak ve bir lisan iyi kötü hakim olmanın ötesinde Maliye Teftiş Kurulu'ndan ve Maliye Bakanlığı'nda genel müdür yardımcısı, baş yardımcısı, genel müdür ve müsteşar olarak edindiğim tecrübelerin de büyük katkısı vardır. Yani sizi şekillendirmekte önemli katkısı vardır. Dolayısıyla o noktadan yani bu birikime dayanarak kader beni biliyorsunuz Lefkoşa'ya büyükelçi olarak sürükledi. Yalnız bu konuda yani her zaman için hem tevazuyu ön plana çıkarmak hem de bazı insanların hakkını vermek için bir hususu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Maliye Teftiş Kurulu'nda büyükelçi unvanını edinebilmiş yanlış hatırlamıyorsam 4 isim vardır. Cemal Yeşil Bey, efendim Ziya Mezunoğlu ve Memduh Aytur Beyler. Fakat bunların içinde sadece Maliye Teftiş Kurulu değil, sadece maliye bürokrasisinin değil, Türk bürokrasisinin benim kanaatime göre en parlak kariyeri Cemal Yeşil Bey'e aittir. Çünkü kendisi Maliye Bakanlığı'nda genel müdür, müsteşar olarak görev yaptıktan sonra Başbakanlık Müsteşarlığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Büyükelçilik görevlerinde bulunmuştur. Onun rekorunun artık bir başkası tarafından kırılabileceği kanaatinde değilim. O bakımdan tarihimizin en parlak bürokratını da bu şekilde yad etmiş olduk. Şimdi tabii bütün bu anlatmış olduklarımdan yani Maliye Teftiş Kurulu'nun ne denli önemli, ne denli yetiştirici bir
meslek olduğunu yeterince tebarüz ettirdiğim kanaatindeyim. Ama bununla beraber sözlerimi birkaç cümleyle bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye 24 Ocak 1980'den beri çok yoğun bir yapısal yenilenme veyahut da yapısal değişme içindedir. Her geçen iktidar bunun bir ucundan yapışır. Hele Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde bu yeniden yapılanma meselesi daha belirgin bir surette gündemimize gelmiştir. Ve dolayısıyla asker sivil bütün kurumların gereklilikleri ve ne şekilde yeniden yapılanmalar gerektiği konusunda ciddi tartışmalar ve arayışlar vardır. Bu vesileyle bu konudaki de görüşlerimi de belirtmek istiyorum. Özellikle son Amerika'daki mali kriz göstermiştir ki kurumlarda sağlıklı ve düzgün bir şartların dönmesinin sağlanabilmesi için iç denetim denilen mekanizma yeterli değildir. Çünkü iç denetimde deneticiler, yöneticilerin kontrolünde oldukları için netice itibariyle zamanla bunlar bir menfaat birlikleri içine düşebilirler. Sonuçta yani bozacının şahidi benim şıracı noktasına gelinebilir. Dolayısıyla dış denetim şarttır. Peki dış denetimi özel bir takım kurumlarla, yani şimdi mesela vergi alanında olduğu gibi yani yeminli mali müşavirlik veyahut da sertifikalı mali müşavirlik meselelerle yapamaz mı şeyler de akla gelebilir. Ama bu kurumların da yeterince etkin olamadıkları son mali krizde ve ondan önceki Enron krizinde de Amerika'da ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla devletin içinde ama siyasi otoritenin etkisinden arındırılmış veyahut da bağışık tutulmuş denetim mekanizmalarına ihtiyaç vardır. Bu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Türkiye denetim tarihi açısından baktığınızda bu konuda elimizdeki en iyi yapılanma Maliye Teftiş Kurulu'dur. Başbakanlık Teftiş Kurulu dahil, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu dahil, bütün bakanlıkların ve genel müdürlüklerin denetim kurulları, hatta bugün artık değişik bir yapılanma içinde BDDK'nın bünyesine giden bankalar yeminli mürakipleri değil, hepsi Maliye Teftiş Kurulu örneğinden neşet etmişlerdir, çıkmışlardır ve Maliye Teftiş Kurulu'nu örnek alarak yapılanmışlar ve Maliye Teftiş Kurulu'nun meslek anlayışı, ahlaki değerlerini ne sarılarak var olmuşlardır. Dolayısıyla en azından Türkiye'de etkin, dürüst, sağlıklı denetim örneği olarak Maliye Teftiş Kurulu'nun zaten muhafazası gereklidir de onun ötesinde yani tarihin her döneminde dünyanın neresinde olursa olsun en önemli husus kamu adına toplanan kaynakların en adil, en sağlıklı şekilde toplanması ve bunların en düzgün ve en etkin şekilde harcanmasıdır. Yani mali yönetim, parasal yönetim, finansal yönetim bir devletin olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla bu yönetimin sağlıklı bir şekilde denetilmesi de çağdaş, güçlü, etkili, dünya çapında söz sahibi olma iddiası olan bir devletin olmazsa olmazlarındandır. O bakımdan ben bütün bu gürültü patırtının sonunda sular durulduğu, sisler kalktığı zaman Maliye Teftiş Kurulu'nun vazgeçilmezliğinin bütün gerçekliğiyle ortaya çıkacağına ve Maliye Teftiş Kurulu'nun daha nice yüzyıllar hayatta kalacağına yürekten inanıyorum. Evet.